din işlerini dünya işlerine tercih edelim. Hem dünyayı sevip hem Allahu Teala'dan korkan kimselere bir süre için azap çektirilir. Kalplerinde birikmiş olan dünya sevgisini unuturlar. Kalplerine Allahu Teala sevgisi tekrar yerleşmeye başlar. Bu bir sarayı diğerinden, bir şehri başka şehirden, bir kadını başka bir kadından daha çok seven bir kimseye benzer böyle birisi çok sevindiğinden ayırıp, daha az sevdiği diğerine bırakılırsa, bir süre çok sevdiğinden ayrıldığı için üzülür ama daha sonra unutur. İşte kalpte olan Allah Celle Celaluhu sevgisinin aslı, uzun zamandan sonra tekrar ortaya çıkar. Fakat Yüce Allah'ı hiçbir zaman sevmeyen, devamlı olarak o azapta kalır. Zira o, daima Allahu Teala'dan uzak kalmayı seviyordu onu dünya sevgisinden hangi bahane kurtarabilir kâfirlerin devamlı olarak azapta kalmalarının sebeplerinden birisi budur herkes ben yüce Allah'ı severim veya ben yüce Allah'ı dünyadan daha çok severim diye iddia eder Allahu Teala'nın gönderdiği şeriatın yasakladığı bir şeyi kendisi arzulayıp istediğinde kalbini Allahu Teala'nın emrine doğru meyletmiş yaklaşmış görüyorsa o Allahu Teala'yı daha çok seviyor demektir. İki kimseyi de seven birisi, sevdiklerinin arasında bir ihtilaf çıktığında kendisini daha çok sevdiğinin tarafında görür ve onu daha çok sevdiğini bununla anlar. Böylece kalp Allahu Teala'nın emirleri doğrultusunda hareket etmedikçe dil ile söylemenin hiçbir faydası yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: La ilahe illallah diyenler, daima kendilerini Yüce Allah'ın azabından koruyorlar. Bu, dünya işlerini, din işlerine tercih edince kadar devam eder. Dünyayı dine tercih edip de, la ilahe dedikleri zaman, Yüce Allah Celle Celaluhu onlara, ''Yalan söylüyorsunuz, bu işten sonra la ilahe illallah demeniz yalan olur.'' der. İmam Gazali rahmetullahi aleyh Kimyai i Saadet sayfa 65 66 24 Ağustos Mevlana takvimi